hayata geçiren 72. Koğuş ekibiyle birlikteyiz. Yavuz Bingöl, Songül Öden, Kerem Alışık. Teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Ya biz ne işiniz vardı temel sorusuyla başlayabilir miyiz? Çok bakımdan cesaret işi aslında. Zaten yapımcı olarak elinizi taşın altına koymuşsunuz. Yani o bir yanı. Vücudumuzla. elimizle diye dedim olduğu gibi. Sadri Alışık Tiyatrosu olarak siz bunu sahneye taşıdınız. Hı-hı. Ayrıca hem tiyatroda hem sinemada zaten oynanmış bir eseri yeniden gündeme taşıdınız. Evet, tam olarak sormak istiyorum. Ne işiniz vardı? Galiba burada müsebbir biraz, öyle mi? Kerem mi? Aslında baş sebebi Yavuz tabii. Peki. İlk bana gel bunu film yapalım diyen o. Ben de zaten çok yüreklendirdi. Zaten yapmak istediğim bir şeye bir arada peki dedik, girdik. Belli bir dönem sonra ya acaba vaz mı geçsek demeye başlayınca bu sefer de ben geri adım atmadım. Ya karar verdik, inandık, artık yapalım diye. Ama evrensel bir hikaye. Yani çok yapılmış olabilir. Daha önce 23-24 sene önce filmi. Şimdi işte daha geçen sene oyun oynadık. Yüze aşkın oyun oynadık ama farklı bir yorumu var, farklı bir anlayışı var, farklı bir sinema dili var. Evet. Bütün bu yeniliklerle biz bunu daha insanlara aynı belki içeriğe sabit kalarak ama farklı bir yorumla, değerlendirmeyle tekrar algılatmak istedik. Dolayısıyla bunun için ve söyleyecek sözümüzün olduğunu anlatmak için bir de bu taraftan bir bakın. Bu da bir yeni bir yorumdur, yeni bir anlayıştır demek istedik. Bundan. Peki yapımcılık, Yavuz ne diyorsun? O yanı da başka türlü bir sorumluluk yüklemiyor mu? Evet, tabii. Orayı da ben anlatayım. Kendi aralarında bile konuşmuyorlar. Nasıl yapım şirketi kurdular diye. Sizin için şahibeler var. Ne güzel anlatıyorlar. Şimdi aslında şöyle oldu. Ben yıllarda bir bürom olsun istiyordum. bir ofis için mi? Evet, bir ofisim olsun istiyordum. Devamlı randevularımı, işte röportajlarımı falan hep dışarılarda yapıyoruz. Kafelerde, işte bilmem nerede, şurada ya da bulunduğu yere gidiyorsun. Bir de gazeteye. Değil mi, insanın evden çıkıp gideceği bir yer olması lazım. Evet. Ben o niyetle yıllardır dolaşırım ortalıkta. Sadri Alışık Kültür Merkezi'nin de özellikle BKM'den sonra niye Kerem film işlerine girmiyor diye de hep aklımda sormuşumdur kendime. Yoksa yeri mi beğendin? Ofis olarak da uygun. Yeri de çok beğendim. Değil mi?